Baba Torik. İtalya Serie A'da hafta sonunda Juventus Torino'da kendi sahasında Udinese'yi konuk edecek. Geçtiğimiz hafta açıkçası Udinese flash bir skora imza attı. Kendi sahasında Inter gibi güçlü bir takımı 3-1 mağlup etmeyi başardı ki geriye düştüğü bir karşılaşmada 3-1 kazandı. Juventus da Sampdoria deplasmanında 0-0'lık bir beraberlik aldı. Şimdi bu sene yani Udinese takımı sezona çok kötü başlangıç yaptı. İlerleyen haftalarda aldıkları puanlarla şu anda üst sıralara tırmandılar. Yani Şampiyonlar Ligi potasına girdi aslında Udinese takımı. Yani ilk dördü zorlayacak ligin geri kalanında da. Juventus da yani belki de şu an Serie A'da üst sıradaki takımlara bakınca Inter, Milan, işte Lazio, Napoli, Roma gibi takımlara baktığımda yani benim futbol olarak en beğenmediğim takım Juventus takımı. Yani ne oynadıkları kesinlikle belli değil. Yani hücum hattı hep aynı tip oyunculardan kurulu. Yakinta, Amori, Luca Toni transferini anlamak mümkün değil. Yani elinizde böyle oyuncular varken işte Luca Toni gibi aynı tipte bir oyuncuyu transfer etmek. İşte Del Piero artık yani yaşı ilerlediği için artık 90 dakika kaldıramıyor. Yine de ikinci yarıda süre aldığı 15-20 dakika içerisinde yine de etkili oluyor ki Juventus'un yani bu durumda olmasının da en büyük faktör yine Del Piero. Yani onun katkısı olması açıkçası çok daha içler acısı halde olacak. Simone Pepe yani çok yani formda bir futbolcu olarak alındı. İşte Dünya Kupası'nda İtalya'nın belki en iyi futbolcusuydu. Onun transferi yapıldı ama henüz kadroya yani çok fazla adapte olmuş değil. Çok etkisiz bir görüntü sergiliyor. Krasić yine çok etkili değil. Orta sahada sorunlar devam ediyor. Defans hattında yine bir takım sıkıntılar var. Chiellini geçtiğimiz seneki form. Buffon'un geri dönmesi tabii biraz Juventus'un gol yeme anlamındaki sıkıntısını biraz daha çözecektir. Yani son oynadıkları karşılaşmalarda az gol yiyorlar ama sonuca gitmekte zorlanan bir takım Juventus takımı. Karşısındaki Udinese çok formda. Yani Milan deplasmanından başlayan bir seriyle birlikte henüz yenilmediler ve çok gol atıyorlar. Di Natale özellikle, Alexis Sanchez çok formda oyuncular. O yüzden yani Juventus deplasmanında açıkçası Udinese bir sürpriz yaparsa hani çok da fazla şaşırmayacağım. Udinese'nin ben bu deplasmanda yenileceği kanaatine değilim açıkçası. Yani 0-2 çifte şans olur kanaatindeyim bu karşılaşma ve gollü de bir karşılaşma bekliyorum açıkçası. Yani Juventus'un başarısı açıkçası yani teknik direktörle de alakalı. Luigi Del Neri'yi sezon başından beri bu kadar başarısız sonuca rağmen hala takımda tutuyorlar. Yani enteresan bir şey bence. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyet alamadan elendiler. Ligdeki durumları işte ortada. Çok iyi durumda değiller. Liderin 9 puan gerisindeler. Şampiyonluk yani şansları bence puan olarak belki bunu söylemek henüz erken ama oynadıkları futbolda hiç tatmin edici değil. Yani şampiyonluk biraz hayal. O yüzden yani bu teknik direktörle birlikte Juventus'un ben başarıyı sağlayacağı kanaatinde değilim. O yüzden formda bir Udinese takımı varken de ben açıkçası Udinese'ye güveniyorum bu karşılaşmada. Udinese'yi bu kadar formdayken Udinese'ye oynamanın mantıklı olacağını düşünüyorum. Tercihim 0-2 çifte şans ve üst olacağı yönünde. Baba Torik.